kardeşlerimiz sorularla islamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Gıybetin sebepleri nedir? Yani insanoğlu niçin gıybet eder? Acaba gıybet ettiği insandaki hangi şeyi çekemediği kıskançtı? Ne oldu da onun gıybetini başkalarına yapıyor? Biz bu konuyu işlerken şöyle bir ölçü getiriyoruz. Mesela bir insanın bir özelliği var, bir iş yaptı. Mesela diyelim yanında bir bekar bildiğimiz bir arkadaşımız yanında bir kızla bir yerde gördük. Geziyorlar. İki ihtimal var. Ya hüsnü zan edeceğiz, iyi düşüneceğiz. Ha, bu kız kardeşidir veya yeğenidir veya yani haram bir şey değildir. Mutlaka önemli bir olay vardır. Meşru bir mazeretleri vardır diyeceğiz. Ya da hmm, seni 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 bak 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 nasıl haram işliyor diyeceğiz. Eğer o kardeşimiz hakkında birinci düşüncelerimiz gerçekleşirse ona içimizden sevdiğimiz manasına gelir. Sevdiğimiz için iyiye yorumladık. Öyleyse bu yorum bizim içimizdeki sevgiyi gösterir. Eğer o kardeşimiz hakkında ikinci yorumda bulunursak o kardeşimize nefret ettiğimiz, düşmanlık yaptığımız manasına gelir. Öyleyse benim tavrım içimdeki iki ölçüyü ortaya çıkardı. Ya sevgimi ya nefretimi. Şimdi aynı ölçü uygularsak benim bir başka kardeşimizin gıybetini yapmış olmam bende hangi hastalıkların varlığını gösterir? Bir, intikam duygusunu tatmin etmek. Demek ki adamdan bir intikam almak istiyorum. O intikamımı bu şekilde alıyorum. Çok büyük bir günah. İki, arkadaşlarına uymak. Yani arkadaşlar birisi arasında siz de giriveriyorsunuz. Ya bir insan günah işlenen bir yerde o günahı terk ettirmek için mi uğraşmalı? O günahı terk ettirip başka hayırlı bir şeye dönmeleri için mi gayret etmeli? Yoksa o yapılan hareketlere mi uymalı? Bak yakışmaz bir Müslümana. Bir Müslüman bu hayvan sürüsü ağır mı geldi ya? Hayvan sürüsü dedik ağır geldi değil mi? He ya? Oraya kaldıralım biz o cümleyi. Demek ki bir Müslüman o ortamdaki günaha uymak yerine arkadaşlarına, dostlarına bulunduğu ortama uymak yerine onu değiştirmeli, sevap almalı. Hayırla, hayırla devam ettirmeli, sevap almalı. Üçüncüsü gösteriş ve büyüklük yapmak, başkalarını küçültmek ve kendini büyütmek anlamına gelir bir Müslüman bir başka Müslümanın gıybetini yapıyorsa bu kibir anlamına, büyüklük taslamak ve o kardeşi küçültmek anlamına geliyor. Ya rekabet duygusundan, ya haset duygusundan ya da başka nedenlerden dolayı ya egosunu, enaniyetini tatmin etmek noktasından bir hastalık ortaya çıkarmış. Dördüncü kıskançlıktır. Gıybet yapan adam muhtemelen Kıskandığı için o adamın bazı hareketlerini insanlara anlatıyor ki o kıskançlık damarını bu şekilde tatmin etsin. Veya hoşça vakit geçirmek, güldürmek için başkalarının ayıplarını ve kusurlarını dökmek istiyordur. Halbuki bir Müslümanın en güzel vasfı mala yani şeyleri terk etmesidir. Hadis. Bir Müslümanın güzelliği onun İslam'ının güzelliği boş şeyleri terk etmesidir. Burada boş şeyleri terk etmek yerine boş zamanını haramla dolduruyor. Evet. Sadece boş geçirseydi o bile kötüydü. O bile zarardı. Kardan zarardı. Ama bu boş zamanını haramla geçiriyor ve ibadetlerini yakacak bir ateş yakıyor. Bir de küçük düşürmek ve alay etmek için yapılır diyor İmam-ı Gazali Hazretleri. Öyleyse bir Müslüman diğer bir Müslümanı gıybet ediyorsa mutlaka bir hastalığından haber veriyor. İç dünyasındaki bir rahatsızlığın göstergesidir. Onun için gıybet yapan insanları gördüğünüzde çok dikkat edin. Bu özelliklerinden birisiyle gıybetini yapıyordur. Ona acımak lazım. Ona dua etmek lazım. Kendimiz yapıyorsak kendimizi acımak ve düştüğümüz bu gülüş durumdan, rezil durumdan kurtulmak için gayret göstermek. Gerek.